Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber E-Okul notlarımı paylaşacağım. Karne günden sonra E-Okul notlarımı paylaşmak istedim. Evet, o zaman videomuza geçelim. İlk göstereceğim ders Türkçe. Bir de böyle bir kağıt koydum ki aksiyonlu olsun, öbür notlarımı göremeyin. İlk ders Türkçe ve bu dersin ortalaması 88. Bu arada yani bu iki sınav notunun ortalamasını alıyor. Gördüğünüz gibi 88. Notlarımı da söyleyeceğim size. Türkçe'de ilk notum 93'tü. Bayağı iyiydi. Ama ikincisi maalesef 75'e düştü. O yüzden iki notumun ortalaması 88. Ama olsun, yine de 85'in üstünde. Yani gayet iyi bence. Şimdi ikinci dersimize geçelim. Matematik. Böyle adım adım indireceğim bunu da. İkinci ders matematik. Bu matematiğin ortalaması da 90. Türkçeden daha iyi yani. Nasıl oluyor bilmiyorum. Evet, bunun ortalaması da 90. Bunun da birinci sınavım 94'tü. İkinci sınavım maalesef yine 78'e düştü. Çok üzgünüm o yüzden. Ama nasıl 78 aldım bilmiyorum. Kağıdımda bakmadım yani. Hoca getirmemişti. Sadece notlarımı söylemişti. O yüzden maalesef üzgünüm bu yüzden. Ama Türkçeden yüksek. Şimdi fen dersine geçelim. Fen dersim bayağı iyi. Ortalaması 95. Ama bir de hocanın ders katılımına etkiliyor yani. Dersçi mesela 100 girerse ortalamam daha çok artıyor. Tabii sınavım düşük olunca bazen tabii düşük giriyorlar. O yüzden maalesef düşürüyor. Fende de 95 ortalamam. İlk notum 95'ti. İkincisi yine 92'ye düştüm. Hep birinci sınavlardan yüksek aldığım için ikinci sınavlarım maalesef düştü. Şimdi sosyale geçelim. Sosyal ortalaması da 91. Bu sosyalde de yine ilk notum 90, ikinci notum 89. Bir puanla maalesef düşürdüm yine. Ama yine ders katılımlar etkiliyor dediğim gibi. Şimdi yabancı dile geçelim. Evet, şimdi yabancı dile geçtik. Bu yabancı dilde 89. Mesela 7. sınıfa göre notlarım bence iyi. O kadar kötü değil. Ama tabii bazılarına göre çok iyi, bazılarına göre çok kötü. Bana göre ortadan birazcık daha yüksek. Tabii daha çok olmasını isterdim notlarımın. Yabancı dilde 89 ortalaması. İlk sınavım 94. İkinci sınavım da 85'e düştü maalesef. O da ikinci sınavda hoca neredeyse bir sayfa full test sormuştu. Ondan zaten kırıldı notum. 3 tane bilememiştim. Bir tanesi de 5 puan olduğu için zaten gitti. Şimdi dine geldik. Dinin ortalaması da 95. Böyle teker teker göstereceğim size. İnanın. Dinin ortalaması da 95. Bunun bayağı iyi notlarım. İkisi de 95 aldım. Ve ortalamada yine 95 oldum. Görsel sanatlar geçelim. Aslında bu direkt 100 yani. Çok anlatmaya bir şey yok. Bunu direkt geçiyorum o yüzden. Müzik de 100. Bunlar zaten ortalamamı uçuruyor. Evet. Ama bir de bence şeye de bakıyor. Müzikte mesela haftada kaç ders var? Ona da baktığı için mesela bunlar ortalamayı çok da çıkarmıyor bence. Çünkü az ders var haftada. Evet, şimdi bedene geldik. Tabii ki de bedendeyiz. Şu kısım çok güzel. Çünkü hepsi 100 yani. Ve bir saniye yapıştırabilirsem. Teknoloji tasarımla 100. Şimdi seçmeli bilim uygulamalarına geldik. Bu seçmeli bilim uygulamalarının ortalaması da 97. Bunda
ilk notum 98'di ama ikinci notum sanırım 95'ti, öyle hatırlıyorum. Evet, öyle hatırlıyorum yani. Şimdi seçmeli matematik uygulamalarına geldik. Bu bence matematikten daha kolay oluyor. Bunun ortalaması da direkt 95. Bunda birinci notum 91'de. Tek bu arttı sanırım not olarak. İkinci notum da 94. Evet, şimdi spora geldik ve artık bunu çıkarıyorum. Çünkü bitti. Sporda 100 tabii ki de. Bence 7. sınıfa göre notlarım gayet iyi. Şimdi ortalamamı da söyleyeceğim size. Evet, onu kapatmıştım görürsünüz diye. Çünkü en sonunda söylemek istiyorum. Ve ortalamam 93. Gördüğünüz gibi. Ama neredeyse 94'ü kaçırıyorum. Yani kaçırdım. Çünkü 93.9873 ve 120 puan daha olsa küsurat olarak 94. Ve tabii ki de takdir aldım. Şu ana kadar zaten hiç teşekkürüm yok. Hep takdir aldım. Ve tabii ki de güzel bir şey bu. Evet arkadaşlar, benim bütün e-okul notlarım bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.